Direkt 8 milyon, dolaylı olarak da 40 milyon kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin başlaması beklentileri de artırdı. Taraflar uzlaşacak gibi görünüyor. Peki sokaktaki vatandaş ne düşünüyor? İlki Haber Ajansı sokağın nabzını tutmaya devam ediyor. Hayat pahalılığı her geçen gün daha fazla artıyor. Asgari ücretle geçinen aileler artık geçinemeyecek bir noktaya geldi. Hükümet kanadı bu yıl iyi bir zam yapacağına dair sinyaller verirken, asgari ücret görüşmelerine kilitlenen işçiler de çıkacak kararı merakla bekliyor. Tekstil sektöründe çalışan işçiler, bakın asgari ücretle ilgili neler istiyor. Her şey çok yüksek. Yani bir yumurtayı 2 hafta önce 28 iken şu anda 36 olmuş ya bir koli yumurtaya. Yani haftada bir gün çocuklarımızla oturup bir kahvaltıda yumurta haşlamayalım mı? Bu asgari ücretin zammını da şimdiki zamlara göre artırın. Bu asgari ücretle tabii ki geçinemiyoruz. Kiralar olsun, faturalar olsun, market alışverişi olsun her şey %100 arttı. En az diyorum ki 5500 olsun. Öyle bir hal oldu ki artık hiçbir şey yetiştiremiyor oluyor. Yani inanın evimize bir ekmek götürebilecek durumda değil şu an. Asgari ücretin de bu artan fiyatlara karşı böyle bir dengeli olması istiyoruz. En az yani 4 milyar olması yani ancak ya kurtarır ya kurtarmaz. İşverense kendilerine yönelik de destek paketlerinin açıklanmasını bekliyor. Kesinlikle talebimiz şöyle bir şey. Biz yanındayız yani asgari ücret yüksek olsun istiyoruz ama tabii ki işveren olarak da bize de bir desteklemeyi istiyoruz. Asgari ücret şu anda 2825 TL şu andaki asgari ücret ama maliyeti bize 4000'i buluyor. Geçiyor hatta. Yemektir, sigortadır. Bayağı yüksek fiyata mal oluyor. O yüzden şu anda bu yeni asgari ücreti, bu yeni belirlenecek asgari ücret olarak biz istiyoruz ki aynı yani işveren olarak da bize de destek çıksın. Çünkü yüksek elektrik ödüyoruz. Yüksek yakıtlar yüksektir. Elektriktir, kiradır. Yani bunlar maliyetleri bayağı bize yüksektir.